Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir bu hafta videosuyla karşınızdayım. Genelde bu hafta videolarını biraz daha erken yayınlıyorum. Yani en geç cumartesi oluyor. Çok sıkışıksam. Ama bir indirimden çıktık biliyorsunuz. Bahar indirimleri bayağı yordu beni. O indirimler tabii ki hani videoları siz 20 dakika 25 dakikada izliyorsunuz ama onun hazırlanması gerçekten bayağı uzun sürüyor. Her gün birkaç bir iki video hazırlayıp böyle yetiştirmeye çalışmak bir kısıtlı bir süre beni bayağı yordu. Onun için 2-3 gün kendime ara verdim. 2-3 gün oyun oynadım sırf sadece. Titan Quest oynadım. Titan Quest'te hatta yeni Embers DLC'sini de satın aldıktan sonra dedim bir baştan bir hero yaratayım kendime. İşte neydi? Conquer klasında. Conqueror klasında bir hero yaptım. Baştan başladım. Çok keyif alarak 3 gün oynadım. Çok güzeldi gerçekten. Tavsiye de etmiştim zaten videoda sizlere Titan Quest'i. Yine tavsiye edeyim. Evet bu hafta videosu her zamanki gibi devam ediyoruz. Bayağıdır paylaşmamışım. 3 hafta olmuş. Ben 2 hafta hatırlıyordum araya işte indirim falan girdi diye ama bayağı olmuş gerçekten. Ama çok da fazla bir gelişme yok nedense baktığımız zaman. Hem bir oyun dünyasında çok fazla bir gelişme yok. Ücretsiz oyun var birkaç tane. Xbox'a fazla eklenme olmamış. Biraz sessiz bu aralar Xbox. Herhalde Microsoft hala şu Activision davasıyla uğraştığı için çok son zamanlarda bayağı cebelleşiyorlar galiba ama onayları yavaş yavaş almaya başlamışlar sanırım. Sadece bir Avrupa Komisyonu kaldı. O da onayını verdikten sonra Nisan sonuna doğru belli olacak diyorlardı. O da onayını verdikten sonra arada hiç. Bir engel kalmayacak. Bütün Call of Duty'leri, Diablo'ları, Starcraft'ları, her şeyi, bütün Blizzard, Activision kütüphanesinde sonunda Game Pass'te göreceğiz. Evet, gelen oyunlara bakalım dostlar. 3 tane oyun var. Benim en son paylaştığım Wulong'muş. Tabii ki ondan, ondan sonra haberler de var. Yeni haberler falan çıktı. E, sistemden çıkacak oyunlar var. Onları da göstereceğiz. Genelde oyun eklemekten çok bu platforma birkaç ekleme yapmayı tercih etmiş herhalde Xbox. Biraz değiştirmişler olayı. Mesela şuradaki kısım oyunları gösteriyordu. Artık kısa bir liste yapmış. Yani bu kötü olmuş. Ben beğenmedim burayı. Burada 8 tane ya da 7 tane mi ne şey gözüküyor. Geri kalanını kitaplığım kısmından görüyorsunuz yüklü oyunlarınızı. Ya da burada yüklü diye gösteriyor da. Burada yüklü oyunları gösteriyordu eskiden liste halinde. Bilmiyorum orayı belki hani programı zorladığı için mi bilmiyorum. Bir şeyler değiştirmişler ama hoş olmamış. Onun dışında buraya bir tane oynayacağız. Bir sonraki oyun için bir size şey yapıyor. Öneride bulunuyor. Bunu teste katıl dediğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan da seçimler yapıyorsunuz. Ben deneme amaçlı birkaç tane seçmiştim. Sürekli değiştirebiliyorsunuz bunu. Yani bir tanesini es geçip şey yaptıktan sonra size öneriler gönderiyor. Sonuçları karıştır diyorsunuz. Oynayacağınız türe göre öneri yapıyor size. Hani bilmediğiniz oyunları buradan çok kolay bir şekilde keşfedebilirsiniz ve emin olun Game e o kadar hakim olmama rağmen ben bile bazı oyunların <laughs> kütüphanede olup olmadığını falan hatırlayamıyorum. Ya bazı oyun çıkacak gibi çıkacak zamanında böyle altta görüyorum. Ulan diyorum bu oyun ne zaman gelmiş ki çıkıyor falan diyorum böyle. Hatırlayamıyorsun sen tabii ki. Onun için çok yararlı olmuş. Güzel bir arayüz olmuş. Burada popüler oyuncuların son zamanlarda çok oynadığı oyun ları gösteriyor arkadaşlar. Diğerleri normal tabii ki. Hepsi standart ama bu işte sıralandırma falan biraz değişmiş tabii ki. Game Pass'e geliyor oyunlar. Redfall'u falan biliyorduk zaten. Minecraft Legends biliyorduk. Ghostwire Tokyo. Çok böyle güzel bir sürpriz oldu. Hani merak ettiğim bir oyun ama almayı yani ucundan bile düşünmediğim bir oyun. Gelmesi güzel oldu yani. Hani almak istesem param olsa belki alırdım tarzında bir oyun böyle bir yani çok böyle gerekli olmayan bir oyun ama merak ettiğim bir oyundu. Güzel oldu. Para harcamaktan kurtardı bizi yine Xbox. Bu arada Volkan ikinci oyunu da yine çıkar çıkmaz geliyor. Bir de Ex Exo Primal isimli bir oyun geliyormuş. Bunun şeyine falan baktım. 4 kişi oynanabilen böyle yaratıklara karşı üstünüze akın akın gelen yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Yani çok aslında duyulan bir oyun. Bilinen bir oyun da ben çok böyle üstüne eğilmemişim demek ki. Sadece bir trailerını görmüştüm. Çıkış trailerını. Ondan sonra da bunu gördükten sonra biraz daha uzun versiyonu seyrettim. Fena gözükmüyor. Redfall'la ilgili karakter tanısı, tanıtımları falan da paylaşıldı Xbox bloğunda. Yavaş yavaş geliyor tabii bu oyunlarda biliyorsunuz. İşte gelecek ay Legend geliyor. Ghostwire Tech Tokyo gelecek. Ondan sonra Coffee Talk 2 gelecek. 5, 5. ay Mayıs'ta Redfall gelecek. Sonra gelecek oyunlar tabii ki artacaktır diye tahmin ediyorum. Dostlar son olarak yakında çıkacak oyunlara bakalım. Power Rangers hiç <laughs> Bakmadığım, merak etmediğim, hiç umurumda olmayan bir oyundu zaten. Buradan çıkacağına üzüleceğim Memories Blue olabilir. Çok güzel bir hikaye gerçekten. Bir de şu oyunu merak ediyordum. Chinatown Detective Agency. Onda oynama fırsatı olmadı umarım. Birkaç gün kalmış, ona da bakarım. Cluster Truck'ı biliyorsunuzdur zaten. Az buçuk, o da çıkıyormuş şu an. Herhalde çıktığı için de herkes oynamaya başlamış. Bakın gördüğünüz gibi şey var, şu alev simgesi sanırım. Bu en çok oynandığını gösteriyor bu aralar. Evet, ücretsiz oyunlara geçelim. Prime haftalık oyunları da güncellendi. Şimdi benim bakmadığım süre içerisinde gelen oyunlar da var. Normalde 5 oyun gelmedi sadece 2 oyun geldi bugün. Yani bu hafta. iki hafta önce I Am Fish ve Edios oyunları gelmişti. Bu Epic tarafından da verildi bu oyun bu arada. Geçen hafta Faraway 3 oyunu eklendi. Biliyorsunuz artık hafta hafta geliyor. Her hafta bir iki oyunu ekliyorlar. Ve bu hafta da aslında bu ayın en baba iki oyunu geldi. Yani hediye olarak verdikleri. Book of Demons. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Diablo ile dalga geçtiği bazı kısımlar. Oraları çok hoş gerçekten. Bir de Peaky Blinders Mastermind. Bir dedektiflik oyunu olması lazım. Diziden yani, esinlenen bir oyun. Dizinin oyunu diyelim. O eklenmiş oldu. Bundan sonra da herhalde bu aralar Prime'a yine eklenecek oyunlar da belki hani şey olabilir. Yani genelde bu tarihlerde oluyor. Böyle 4-5 gün kala yeni aya sızıntı adı altında sızıntı olmayan Prime'ın kendisi açıkladığı şeyleri sızıntı diye paylaşıyorlar. Sızıntı adı altında paylaşıyorlar. İşte yeni oyundan sızdırıldı falan diye görürüz zaten. Daha paylaşılmamış ya da ben bulamadım yani. Prime'ın zaten birkaç tane bu kanalı var. Bu PR çalışması yaptıkları, tanıtım çalışması yaptıkları. Oradan ben de görüyorum zaten genelde. Onlara da baktım hepsini ama oradan gelmemiş, gözükmemiş. Bir iki gün içerisinde çıkar yeni oyunların da haberleri. Epic tarafında da ücretsiz oyunlar var. Chess, Ultra, satranç oyunu yani. <laughs> <laughs> ne bunun üstüne açıklama yapılabilir ki satranç oyunu güzel baya böyle yapı, yakın perspektiften oynayabildiğimiz değişik taşlar değişik ortamlar filan satranç sevenlere gelsin. Hani izlemesini severim oynamasını da severim de çok acemi bir oyuncuyum ben tabii ki aceminin de acemisi diyeyim hatta öyle söyleyeyim izlemesi güzel izlemesini severim gerçekten. Herhalde bunun VR özellikleri de var o kadar çok yakınlaşmışlar ki böyle sanki birebir oynanıyormuş gibi bakayım. Evet VR özelliği bile varmış oynamış güzel ilginç. Bunun dışında World of Warship için bir starter pack var. World of Warship ya ücretsiz veriliyormuş falan diyen bir arkadaş görmüştüm. <laughs> ya oyun ücretsiz zaten normalde. Buna starter pack'ini veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Starter Pack ücretli. 123 TL'ymiş hatta. Az buz para da değilmiş. İçerisinde bir sürü bonus şeyler geliyor. işte, büyük ihtimalle gemi mememi falan gelir diye tahmin ediyorum ama. Ya bir tane gemi varmış. işte, kamuflajlar. Ee, çok boktan şeyler veriyorlar. Ne biçim Starter Pack bu? Böyle bir şey para verilir mi ya? İlginç. Bunun dışında bakalım. Discover diyelim şeye. Yani oyuna bakmamıştım. Touche oyunu geliyormuş. Gelecek haftada onu da görmüş olduk. Evet Epic Games'in. Epic Games'in bir sene boyunca ücretsiz verdiği oyun. Şu an Steam'de. Ücretsiz veriliyor arkadaşlar. Evet. Tam bir sene boyunca ücretsiz olarak açıktı bu oyun. Slash Life. Yani böyle çok mükemmel bir şeyle benzemiyor yani değişik bir oyun. Ben değişik oyunları te test etmeyi, oynamayı falan severim. Değişik bir oyun. Değişik bir tarz. Tabii herkes hitap edecek diye bir şey yok. Oyunun ikincisi geliyormuş bu arada. Bu Epic'ten gördüm. Dedim ya Epic'te hala ücretsiz mi? Epic'te ücretsiz olmaya gitmiş. Ücretsiz süresi şimdi Steam'de ücretsiz arkadaşlar. Çok çok garip. Yani böyle bir komik bir platform şeyde e, Steam'de. Şaşırtıyor bizi gerçekten. <laughs> böyle komiklikleri hoş. Yani güldürüyor beni en azından. Bunun dışında yine mükemmel bir ücretsiz daha. Bir DLC. İkisi de büyük ihtimalle kimsenin işine yaramayacak iki tane ücretsiz işte. Clash Artifact of Chaos isimli bir Souls-like yeni nesil böyle ya tam Souls-like gibi de değil oyun. Böyle biraz daha basit gibi gözüküyor. Oynan. Oynanış en azından öyle gözüküyor. Bana da öyle gelmiş olabilir. Biraz öyle Rook-like özellikleri de var sanki. Böyle bir karışım ortaya çıkarmışlar gibi gözüküyor. Onun için herhalde bir görünüş sanırım ana karakter için bu. Ücretsiz olarak veriliyormuş. Hani sizde varsa oyun ekleyebilirsiniz. Sizde yoksa ekleniyor ama onu bilmiyorum. Ben hiç denemedim öyle bir şeyi. Bu arada hani dediğim gibi oyun görünüşü falan hoş bayağı. Oynanışı böyle biraz baktım. Şey gibi Borderlands'in böyle çizgi roman tarzı var ya. Böyle çizgi film grafiği. Onun biraz daha ayrıntılısı gibi yapmışlar. Hoş da gözüküyor. Gözü hoş da gözüküyor oyun ama bilemiyorum. Çok da şey değilim. Hani oyunla ilgili çok bilgim yok. Çünkü daha çok yeni çıkmış oyun. Onun için fark etmemiş oyun. Her oyunu fark edeceğim diye de bir şey yok tabii ki. Çok çok yeni bir oyun. Anlarız zaten yakında. Nedir ne değildir. Kokusu çıkar. Öyle diyelim. Evet son olarak son iki daha doğrusu ücretsiz oyun. Bir tanesi Nero Deck. Bu aralar güzel ücretsiz oyunlar veriyor böyle. Güzel dediğim hani böyle bağımsız stüdyoların oyunlarını ücretsiz veriyor GOG. Onu da buradan alabilirsiniz. Yalnız kısa bir süresi kalmış olması lazım. 4 saat gibi bir süresi var. Bunun dışında bir de Indigala'da ücretsiz bir süper kahraman oyunu var. Yersen, ya oyunun ismi Yersen değil. <laughs> <laughs> Süper kahraman olayına diyorum. Ee, değişik değişik küçük oyunlar var. O şeyin içinde eşleştirme oyunu var. Bilmem işte böyle şeylerden kaçtığınız bir şey var. Bir karşılıklı sahnelerde sıra tabağında dövüşüyorsunuz falan. Böyle değişik bir oyun biraz. Yani şey gibi diyelim. Ee, görsel roman tarzında olmuş biraz daha. Böyle eğlencelik bir şey işte. Bu da ücretsizmiş. Indigala'da arkadaşlar. Şimdi gündem konularına gelelim. Gündemde tabii ki Counter Strike 2 var. Bunun dışında da birkaç tane sızıntı haberi paylaşacağım. Ama genel olarak baktığımızda bu haftanın çok böyle boş geçtiğini gördüm işte yani niye böyle bilmiyorum ama yani kaçırdığım tabii ki bir haberler olabilir. insanlık hali sonuç olarak ama araştırdığımda çok da böyle efektif bir hafta, oyun gündemi açısından böyle çok hareketli bir hafta olmadığını gördüm. Sızıntılar aslında güzel güzel şeyler buldum onlar için. Evet Counter Strike tabii ki en büyük gündemi oluşturuyor şu an. Şu an sınırlı testteymiş. Sınırlı testle ilgili bilgiler büyük ihtimalle veriliyordur. Bunun illaki bir open betası da filan çıkacaktır. Belki de hiç çıkmayacak. Direkt şeye geçecekler. Ama geçerler ya. Bir open beta yaparlar diye daha tahmin ediyorum. Yani herkese bir deneme şansı böyle kısa bir süre için çıkıştan önce test etmek amaçlı tabii ki tamamen. Yani en son böyle her şeyi bitirdikten sonra bir sürelim bir open beta'ya. Herkes bir test etsin böyle denesin bir şeyler var mı yok mu? Herkes bir böyle bir illaki o şey oyun hatalarını bildirmekten çok hoşlanan arkadaşlar vardır illaki onlar. Oyunun hatalarını bildireceklerdir. Böylelikle ne derler? Yani çok da efor sarf etmeden oyunun hatalarını da keşfedip böyle düzeltmeler falan yapıp güzel bir oyunu karşımıza çıkaracaklardır. Counter Strike biliyorsunuz bir grafik geliştirmesi gibi bir şey aslında. Bir upgrade gibi düşünelim. Ya da bir böyle remaster gibi düşünelim aslında. Tam olarak bir oyun değil. Yani normal Counter Strike'ın üstüne çıkacak. Geliştirme olarak çıkacak. Herkese sunulacak bir şey. Ücretsiz olarak sunulacak. Özellikleri geliştirmişler tabii ki. Birçok özelliği geliştirmişler. Tabii ki en büyük geliştirmeler grafik anlamında. Mesela duman çok böyle üzerinde duruluyor. Dumanın işte dumanın içine ateş ettiğin zaman bombayla patlattığın zaman duman kayboluyor sonra tekrar birleşiyor. İşte dumanın hareket etme şeyleri filan boşlukları dolduracak diyor mesela gördüğünüz gibi. Mesela du duvara bir yer attığınız zaman o hacim genişlemesi yanlara doğru yayılacak ya da uzayacak. Öyle şeyleri falan yapmışlar. Çok güzel olmuş sis tepkisi falan. Yani ben oynadığım, çok sevdiğim bir oyun olmasına rağmen sadece mekanik geliştirmeleri falan olarak bakıyorum ben. Böyle bir oyun sever olarak bakıyorum şu an. Arası oynadığım bir oyun. Çok da beğen ya beğendim, beğenmediğim demeyeyim de sevmediğim bir tarz zaten benim şey rekabetçi oyunları. Onun için çok da oynamamışımdır zaten. Tick geliştirmişler. Aslında geliştirmişler dememek lazım. Yani bir böyle değişik bir tick rate sunmuşlar. Çünkü eski tick rate'i belki bilenler vardır. 64'lük yani bir saniyede 1 bölü 64 bir de 1 bölü 20, 128 olurdu tick rate. 128 daha hızlı olduğu için daha hızlı tepkiler gelirdi. Şimdi çok çok daha yeni bir tick rate geliştirdiklerini söylüyorlar. Yani çok anlık bir şekilde o vuruş hissini ondan sonra işte bir şeyler ya da herhangi bir şey yaptığınız zaman server'ın tepkimesini çok çok hızlı olduğunu onun için çok hızlı bir şekilde her şeyi algılayacağınızı öldürdüğünüzü ya da öldüğünüzü ve mesela onun gibi şeyleri söylüyor oyun için dostlar. Bunun dışında tabii ki grafikler falan bayağı değiştirilmiş haritalar düzenlenmiş. Bunun içinde mesela tamamen değiştirilen haritalar deniyor. Mesela işte eski CS, CS2 bayağı Acayip bir fark var zaten. CSGO zaten yani yılların oyunu. Bayağı eski bir oyun zaten normalde. Yine de güzel zaten şeyleri filan ama... Şimdi tabii ki ışık. Bakın RTX şeylerini de çok kullanmışlar. Yani RTX demeyin de bunlara. Büyük ihtimalle kendileri başka şekilde adlandırıyorlardır. Yani ışık grafikleri falan, yansıma efektleri, güneş ışığının ortamı aydınlatması gibi şeyleri bayağı güzel ayarlamışlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra yani, klasik haritalarda bir değişiklik yok tabii ki. Sadece grafiksel değişimler yapılmış ama onlar bile acayip güzel gözüküyor. Gerçi savaşırken, birbirinizi gırtlaklamaya çalışırken bunlarla ne kadar uğraşacaksınız onu da bilemiyorum. Ee, Source 2 motorunun gücünü artık... E elinden geldiğince kullanılıyor. Öğeleriniz falan olduğu gibi normal şekilde aktarılacak kütüphanenize. ve onlarda tabii ki HD geliştirilmiş, daha güzelleştirilmiş grafiklerle aktarılacak. Onlar her şey zaten söyleniyor dostlar. Evet güzel özellikler falan var. Mesela o hoşuma gitti benim. Şey bombayı atarken küçük bir pencerede göstermesi olayı çok hoşuma gitti benim. Burada gösteriyor mu bilmiyorum. İşte kan sıçrama efektleri artık işte hani vurduğunuz tarafa doğru, do do vurduğunuz taraftan dışa doğru filan. yani saçma sapan böyle saç bozulmalar falan olmayacak. İşte arayüzde geliştirmeler falan bunlardan bahsediyorlar. Ses, daha güzel ses kasabileceksiniz falan gibi şeyler de var tabii ki oyunla ilgili bir sürü şeyler var. Neyse bunlar dediğim gibi olayı aslında test etmeden anlayamayacağız. Test eder miyim bilmiyorum. Test edenlerden seyrederiz ya da onların fikirlerinden de alabiliriz. Uzman fikirleri daha iyi olur herhalde. Ben şimdi burada şey yapmaya başlasam sadece oyun oynarken böyle ee işte vuruyorsun ölüyor. <laughs> <laughs> Bazı böyle açıklarım herhalde ben nasıl açıklayacağım. Dediğim gibi bu haftayı işgal eden aslında Counter Strike oldu dostlar. Ama diğer haberlere de böyle ucundan bakalım. Ee, bir tane gördüğüm sızıntı var. Aslında yani bu bir tahmin mi, sızıntı mı, buldukları şey gerçek mi onu bilemiyorum. Yine böyle program altyapılarından keşfettikleri Counter Strike ile ilgili bir mobil oyun olabileceği yönünde bir sızıntı var arkadaşlar. Ee, bunu sanırım yine Counter Strike şeylerinde içerisindeki kodlarda keşfetmişler. diye tahmin ediyorum. Bakalım ne demiş? Veri madenciliği mobil platform CS oyununun aktif. Ha, CS oyunun geliştirilme şeyinde evet bir mobil oyunu keşfetmişler. Öyle dedim gibi programı altyapısında. Hani başka bir şey de olabilir bu ama bunu işte mobil oyun diye de yoruyor olabilirler. İlerleyen zamanlarda anlarız. Ama tabii ki hani birçok oyunun böyle bu tarz rekabetçi oyunun mobil versiyonu olduğunu biliyorsunuz. Apex var, Call of Duty var, PUBG varken ve ee, CSGO'nun olmaması tabii ki yani bu platformdan daha doğrusu mobilden faydalanmaması ilginç. Yani bunu Valve bayağı düşünmüştür herhalde. Bence geliştiriyorlardır. Bunu CSGO 2 ile beraber belki mobilde çıkacak. Belki de o da duyurulacak. Ama işte çok böyle CS2'nin şeyini havasını bozmasın diye belki ondan sonra duyururlar. Ama mobilin ekmeğinden yiyecek illa Valve. Çünkü biliyorsunuz artık mobil platformlar oldukça güzel para kazandırıyor. Ve birçok firma da artık mobil platforma yöneliyor. Bunun içinde işte Valve dediğim gibi bu pastadan pay almak için illaki bir şeyler yapacaktır. Respawn'ın Star Wars oyunlarıyla ilgili bir yine bir e, haber var. Biliyorsunuz Jedi Survivor Zaten duyurulmuştu yakın zamanda gelecek. Bunun dışında isimsiz bir FPS ve yine isimsiz bir strateji oyunu geliştiriliyormuş. Bu isimsiz geliştirilen FPS oyununun içinde bilenler vardır belki. Benim de çok sevdiğim bir seridir. Çok eski gerçi artık. Yani çok çok eski ben. Yani çocukluğumda oynadığım oyunlar. Dark Forces, Knight, Dark Forces serisinden esinlenecekmiş bu yeni geliştiren FPS oyunu ve çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Çünkü yani hikaye zaten çok sağlam. Yani Dark yine Dark Forces hikayesinden esinlenecek belki tıpatıp tıp aynısını koymayacaklardır ama Sinlenirken bile birçok şey ekleyeceklerdir illa ki Dark Forces yani çok eski olmasa oynamanızı bile tavsiye ederim ama yani eski oyunlar çok beni şey yapmaz sıkıntı olmaz eski grafiklerden hatta hoşlanırım eski mekanikler beni çok yormaz falan diyorsanız bakın derim tabii ki ama çok eski oyunlar gerçekten çok eski büyük ihtimalle çoğu kişinin tahammül edemeyeceği kadar eski. Hatta belki benim için bile bilmiyorum. Ya ben oynarım gerçi de yine her türlü Star Wars olsun. Ya benim için Star Wars olsun çamurdan olsun harbiden. Öyle o <laughs> baktığım için olaya hiç fark etmez. Ya bu güzel bir haber. Güzel bir sızıntı. En azından tahmin olarak bakılıyor buna ama tabii ki e, şeyler altta birçok şey paylaşılmış. Bu e, bu videoda biraz tembellik ettim. Başka haberlerden biraz araştırma yapmadan biraz <laughs> tembelliğe kaçmış olabilirim. Evet Gollum için de yayın tarihi paylaşılmış. 25 Mayıs'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One ve PC platformlarında piyasaya sürülecekmiş. Ve Nintendo Switch sürümünün bu yılın sonlarına. Nintendo Switch için de sanırım bir şey daha gördüm. O da Haziran'da. 23 Haziran'da sanırım paylaşılacakmış. Şöyle bir haber gördüm. Japonya'da ya da Japonya'da 23 Haziran'da paylaşılacak galiba şey piyasaya çıkacak. Öyle bir haber görmüştüm. Sonradan dedim daha bulan Japonya gözüküyor bu. Daha ilerisi vardır. Baktım evet 25 Mayıs'ta gözüküyormuş Gollum için. Açıkçası hani ilk çıktığında fragmanları falan çok beğenilmemiş. Hatta burada oynuyoruz. Neyse oynarken sıkıntı olmasın o. Baktığımda zaten o şeyden çok farklı olmadığını gördüm. Hani ertelendi biraz üstünde deneyeceğiz falan bir şeyler dememişler miydi bunlar? Ben öyle hatırlıyorum. Açıkçası hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor. İlk çıktığında fragman işte o böyle aptal aptal bakan bir Gollum şekli vardı ya. O, o, da devam ediyor. Ulan dedim hiçbir şey değiştirmemişler. Demek ki değiştirmemişler. Yani tamamen normal bir ertelemeymiş demek ki diye düşündüm. Üstüne de çok araştırmadım zaten de. Bilemiyorum ya. Ya böyle şimdi Gollum'un gençlik yıllarını mı oynuyoruz? Başka bir Gollum mu var? <laughs> ben bakarken yani... bak dedim herhalde bu Gollum'un kardeşi falan herhalde. Daha sevimli olan kardeşini koymuşlar oyuna. İlginç olmuş. Göreceğiz bakalım oyun çıktı zaman anlarız. Ve son olarak da yani bu tamamen bir sızıntı zaten. Böyle ne görsel var ne bir şey var ne kanıt var. Sadece kendisi yazmış bu arkadaş. Shen Mi oyununun dördüncüsü geliyormuş. Ve Like a Dragon takımı da hala işte yeni bir daha doğrusu Like a Dragon oyun için çalıştıkları için işinden sonra çıkacak bir tane daha oyun daha galiba gelecek. O da var. O, da ilgili tabii bilgi vermiş oldu tabii ki aynı zamanda. Onun için Shenmue için çalışmıyorlarmış. Yeni nesil bir Shenmue güzel olabilirdi gerçekten. Yani bunu bekleyen illaki vardır. Daha çok böyle o konuya hakim olan arkadaşlar için belki de daha da güzel bir sevindirici bir haber olmuştur diye paylaşayım dedim. Evet dostlar buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar sevden arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince güzel bir içerik çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi 2-3 gün kendime ara vermiştim. Dedim çok uzun da ara vermeyeyim bir şeyler paylaşayım en azından dedim. Bu hafta videosunu geç de olsa paylaştım. Dostlar kusura bakmayın bu gecikme için. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi yorum yapmayı, abone olmayı paylaşmayı unutmuyoruz dostlar. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.